Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Python'da dictionaries yani sözlükleri öğreneceğiz. Öncelikle sözlük nedir bundan başlayalım. Günlük hayatımızdan hemen örnek verelim. Günlük hayatımızda bir sözlüğü elimize aldığımızda, örneğin İngilizce Türkçe sözlük olsun. Car yani araba ikilisini şöyle arıyoruz. Önce C harfine gidiyoruz. Car anahtarına bakıyoruz. Car neymiş? Karşında Türkçesi de buymuş diyoruz. Önce elimizde bir anahtar var. Gidiyoruz o anahtarı buluyoruz. Yani car kelimesi. Ardından da onun neye karşılık geldi öğreniyoruz. Bu şekilde arama işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Aynı bu yapı Python'da birebir sözlüklere karşılık geliyor. Bu da şöyle bir kullanımı var. Hemen şuradan W3 kurstan gideceğiz bu dersimizde. Öncelikle sözlüğümüz şöyle olur. Sözlükler süslü parantezler, şuralar, curly brackets'lar ile kullanılır. Arasına da anahtar değer yani key value ikilisinden oluşan veriler eklenir. Aralarına virgül koyarak. Tekrar söyleyeyim. Sözlükler süslü parantezler arasında süslü parantezleriyle kullanılır. İçerisine ekleyeceğiniz değerler de key value yani anahtar değer ikililerinden oluşur. İçerisine ekleyeceğiniz değerler. Aralığına virgül koyarak birden fazla buraya değer ekliyorsunuz. Sözlükler ne için kullanılıyor? Sözlükler verileri anahtar değer çifti olarak tutmak için kullanılan birer veri yapısıdır. Sözlükler unordered yani sırasız değiştirilebilir. Veri yapıları, veri tipleridir. Aynı zamanda şöyle önemli bir özelliği daha var. Doesn't allow duplicates. Bu da şu demek. Sözlüklerin içerisinde tekrarlanan bir anahtar değeri bulamazsınız. Bunu neden olduğunu anlatacağım. Sözlükler yine belirtildiği gibi, az önce söylediğimiz gibi şurada süslü parantezler içerisinde yazılır ve her bir değer anahtar ve değer çiftinden, key value çiftinden oluşur. Örnek bir sözlük şu şekilde oluşturulur. Önce sözlüğün adı eşittir, süslü parantez, anahtar değer, virgül, anahtar değer şeklinde elemanlarınızı eklersiniz. Gelip Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı modülden de bakalım. Sözlükler Python programı dilinde sırasız değiştirilebilir ve belli bir konuma sahip koleksiyonlar olarak adlandırılır. Süslü parantezler arasında yazılır. Sözlük üretiminde anahtarlar ve bu anahtarların değerleri vardır. Her anahtardan sonra iki nokta kullanılır ve değer yazılır. Anahtar değer yine key value çiftleri, ikilileri virgüllerle birbirine ayrılır. Burada güzel bir hatırlatma vermiş. Liste veri tipleri köşeli parantezler. Demet yani tuple veri tipleri normal parantez. Sözlük veri tipleri de bakın süslü parantezlerle belirtilir. Burada da kullanımı şu şekilde belirtmiş. Sözlük adı eşittir. Anahtar iki nokta değer. Hemen biz de kendimiz başlayalım yapmaya. Python sözlüklere gelelim. Jupyter Notebook'a gelelim. Örnek olarak ben kelimeler adında bir sözlük oluşturmak istiyorum. Eşittir diyorum. Öncelikle süslü parantezlerimi açıyorum. Süslü parantez bunun bir dictionary yani sözlük olduğunu belirtir. Öncelikle ben az önce belirttiğim İngilizce Türkçe sözlük örneğini vereyim. Anahtar kelimem car, iki nokta üst üste koyuyorum. Buna karşılık gelen değer olarak araba değerini koyuyorum. Anahtar yani key değerim car, iki nokta üst üste buna bu anahtara karşılık gelen değerim ise araba value. Bu şekilde yapabilirim ve bunu ekrana yazdırayım. Bakın car araba. Bunun tipini yazdırmak istersek type fonksiyonuyla gördüğünüz gibi dic yani dictionary olduğunu belirtiyor. Kelimeler şöyle de yapabiliriz. Eşittir yeniden bir tanımlama yapmak istiyorum. Car iki nokta üstte araba. Home ve house diyelim. İki nokta üstte ev gibisinden. Bir sözlük oluşturuyorum. Virgül koyuyorum. Yine bir anahtar değer çifti koyuyorum. Printer diyelim. İki nokta üstte karşılık gelen değer bu anahtar değerine yazıcı. Bir tane daha ekleyelim. Buna da
keyword bu anahtar değerine karşılık gelen değerim klavye. Bunu da ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi car, araba, house, ev, printer, yazıcı, keyboard, klavye. Bu şekilde sözlüğümü oluşturuyorum. Devam edelim. Dictionary items. Bundan bahsettik. Sözlükler sırasız değiştirilebilir ve tekrar eden anahtar değerler bulunamaz. Sözlüğün her bir elemanı şu şekilde temsil edilir. Key value. Anahtar, iki nokta üst üste değer. Biz de sözlüğün içerisindeki herhangi bir değere ona ait anahtar değerini vererek ulaşabiliriz. Yani şuradaki ev değerine bunun karşılığı olan anahtar değer house. House değerini vererek ulaşabilirim. Veya klavye almak istiyorsam bunun anahtarı keyboard. Örnek olarak şöyle yapıyoruz. Şurada da örneğimiz mevcut bakın. Burada bir sözlük var. İçerisinde brand, model and ve year anahtarları ve karşılık gelen de değerler var. Şu şekilde 1, 2, 3 tane anahtar değer çifti var bu sözlüğün içerisinde. Biz de kendi sözlüğümüzün içerisinde bakalım acaba diyoruz bu keyboard anahtar değerine karşılık gelen değer neymiş? Bakın, klavye. Bu şekilde. Yani ben sözlüğün içerisindeki istediğim herhangi bir anahtar değerine ulaşmak için öncelikle köşeli parantez açıyorum. İçerisine bunun hangi anahtar değeri almak istiyorsam, hangi değeri ulaşmak istiyorsam onun anahtarını yazıyorum karşına. Örneğin ben buradaki evi öğrenmek istiyorsam karşılığı house, onu yazıyorum. Kelimeler house diyorum. Ve bu şekilde bana bu değer, ev değeri geliyor. Unordered. Unordered demek şu demek. It means that items doesn't have. Bu elemanların herhangi bir şeyi yok. Bir sırası yok. Yani aslında şu demek direkt. Siz buradaki elemanları bir listedeki gibi sıfırıncı indeks, birinci indeks diyemezsiniz. Bu şekilde ulaşamazsınız. Sırasız derken bunu kastediyor. Nasıl ulaşacağız? Şu şekilde. Bunların anahtar değerleriyle. Şuradaki eleman mesela şu bir eleman. Şu bir eleman, bu bir eleman. Bu elemanlara siz onların anahtar değerleriyle ulaşabilirsiniz. Burada bundan bahsediyor. Changeable, dictionary changeable meaning that we can change. Bu da şu anlama geliyor. Biz içerisine veri ekleyebiliriz, silebiliriz gibisinden ekleme, silme, değiştirme işlemleri yapabileceğimizden bahsediyor. Sırasız, yani indeks numarası yok ve değiştirilebilir. Listeler mesela indeks numarası vardı. Sıfırıncı indeks, birinci indeks, tapıllarda da öyle, demetlerde yani. Onlar ordered. Ama ordered'dan kastımız, yani sıralıda kastımızda da bir sıra numarasına sahip olmalıydı. Ama bu sözlüklerde bu yok. Duplicate is not allowed. Şurada bakalım. Hemen kendimiz gelelim. Kelimeler. Şöyle yapalım. Yine bir tane oluşturalım. Renkler olsun. Hemen süslü parantezleri açalım. Şöyle yapalım. Biraz daha okunurluğu da önemli kodumuzun. Güzel yazalım. Renkler. Bu sefer Türkçe, İngilizce yapalım. Kırmızının karşılığı red. Gelelim altına. Pembe. Karşılığı pink. Gelelim sarı. Bir de blue olsun. Mavi. Bir de blue olsun. Tamam. Şöyle bir şey. Biz burada önce şuraya şey yapalım. Tekrar eden anahtarlara izin yok. Bunu da not alalım. Örneğin ben buraya geldim. Tekrar pembe diyorum. Bu sefer pembeye başka bir şey vereyim. Deneme değeri vereyim. Bu örnek olarak, yani acaba tekrar pembe ne olacak bakalım. Şimdi ben bir de bunu ekrana yazdırayım. Şuna bakalım. Kırmızı
Bir taneyi de kırmızı anahtar, pembe anahtar iki tane, sarı mavi birer tane. Acaba pembenin ikisini yazdırmış mı? Kırmızı red, tamam yazdırmış. Pembe pink, pembe deneme yazıyor. Burada bir değişimi olmuş. Sarı yellow, sıkıntı yok. Bir tane var çünkü. Mavi blue. Şimdi burada bir tane daha pembe deneme var. Aslında burada şu oldu. Pembe anahtarının değeri önce pinkti. Ama aynısından bir tane daha anahtar eklemişiz. Yani bir anahtarım var pembe, bir tane daha anahtarım var. Şimdi iki tane aynı anahtara sahip olunması durumunda şu geçerli. En son verilen değer. Yani burada tekrardan değerlere izin yok aslında. Anahtar yine pembe anahtarı bir tane daha eklenebiliyor ama tek bir anahtar olarak görülüyor. Ve aynı anahtarın birden fazla değeri varsa son olan değer geçerli. Bakın şurada pembenin değerinin deneme olması gibi. Bu da bu şekilde. Bunların uzunluklarını kaç eleman olduğunu şöyle yapabiliyoruz. Len fonksiyonunu kullanıyoruz. Renkler diyelim. Gördüğünüz gibi 4 tane eleman var. 1, 2, 3, 4. Pembeden burada dikkatinizi çekelim. Pembe 2 tane değil aslında. Ne demiştik? Pembe pembe. Bunların ikisi tek bir eleman olur. En son içerisinde deneme eklenmişse denemedir. Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü, dördüncü eleman. Şuradan daha net görebiliriz. Başka bakalım. Dictionary items, data types. Şimdi içerisine illa belli tipte veri eklemeniz gerekmiyor. İstediğiniz tipte veri ekleyebilirsiniz. Örneğin veriler diye bir, hatta öğrenciler olsun şöyle. Öğrenciler bir adında bir sözlüğüm olsun. Şöyle yapalım. Adi, iki nokta üst üste, Mustafa. Sinifi, iki nokta üst üste. Ne olsun? 9. Yaş 25. Kilo 70.6. Devam true der. Okula devam edip etmediği true. Burada farklı farklı değerler eklemek istiyorum. Tam sayı, ondalıklı sayı, mantıksal ve string. Bu kadar yeterli. Öğrenciler diyelim, ekrana yazdırın. Gördüğünüz gibi şu şekilde farklı farklı değerler içerisine atabiliyoruz. Öyle herhangi bir sıkıntımız yok. Aynı zamanda şöyle bir şey de yapabiliyoruz. İlla anahtar, tamam, sıkıntı yok, bu şekilde veriyoruz ama değer olarak illa tek bir değer mi vereceğiz? Hayır, bunun içerisinde illa böyle tek bir tane değer kabul eden bir şey vermeyeceğiz. Vermeyebiliriz. Örneğin ben bunun içerisinde bir liste yerleştirebilirim. Örneğin şöyle. Dersler diye bir listem olsun. Şöyle açalım. Matematik. Türkçe. Matematik, Türkçe, İngilizce. Bunlar da benim öğrencimin aldığı dersler olsun. Ben şunu yapmak istiyorum. Buradan keselim. Şuraya getirelim. Şuraya da gelip dersler, öğrencinin aldığı dersleri koyacağız. İçerisine de şu dersler listesini koyalım. Şunu daha okullar olsun, list dersler olsun. Bakalım, tamam. Şimdi öğrencileri yazdıralım. Bakalım ne oldu? Adı Mustafa, sınıfı 9, 9. sınıf, yaşı 25 vesaire vesaire. Bakın şu dersler anahtarının içerisinde farklı bir veri tipi var artık. Sözlüğün içerisinde liste koyabildim. Bu şekilde kullanım söz konusu. Type fonksiyonu zaten biliyoruz. Type fonksiyonu verilen içerisinde parametre olarak verilen verinin tipini ekrana yazar. Sözlüğün içerisindeki bir elemana erişmek istiyoruz. Ne yapacağız? Buna zaten az önce değinmiştik şurada. Köşeli parantez kullanıyoruz ve onun anahtar ulaşmak istediğimiz değere ait anahtar değerini yazıyoruz, ulaşıyoruz. Bakalım şurada da gözüküyor. Bunu geçtik. Aynı zamanda bunu yapmak için get metodu kullanılabiliyor arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Geliyoruz. Örneğin ben buradan öğrenciler nokta get diyorum.
Mesela öğrencinin derslerini istiyorum. Öğrencinin al dersler ve öğrenciler nokta get adi anahtar değerine sahip olan değer. Öğrencinin adı Mustafa değerine sahipmiş. Bu şekilde. Get fonksiyonunu ve bir de şu listelerde veya tapılarda kullandığımız şu gösterim. Köşeli parantez içerisinde de anahtar değeri. Burada bir keys fonksiyonu var. Keys metodu şunu yapıyor. Sözün içerisindeki var olan bütün anahtarları veriyor. Şöyle hemen deneyelim. Öğrenciler nokta keys diyelim. Dictionary keys dedi. Yani sözlüğün anahtarları. Adi, sınıfı, yaş, kilo, devam. Şöyle bir liste verdi bana. Liste olduğunu nasıl anlıyorum? Şu şekilde köşeli parantezle başladığı için. Bu bir listedir. Neyin listesi? Öğrenciler sözlüğündeki, şu öğrenciler sözlüğündeki, şuradaki adi, sınıfı, yaş, kilo, bu sol tarafta iki noktanın solunda bulunan anahtarların listesi. Aynı zamanda şöyle bir fonksiyonum daha var. Öğrenciler nokta values. Bu da bana şunu veriyor. Bunu da tahmin edebilirsiniz. Keys anahtarları verirse values da değerlerini verir. Bu da sağ tarafta iki noktanın sağında olanları. Mustafa 9.25 bu şekilde veriyor. Şuradaki matematik İngilizce kafanızı karıştırmasın. Bu zaten şurada bir anahtarın değeriydi. Keys ve values sözlüğün anahtarlarını ve değerlerini ayrı ayrı bize veriyor. Bakalım. Şimdi sözlüğün elemanlarına ulaşmak istersek de öğrenciler nokta items dediğimizde bana sözlüğün içerisindeki verileri anahtar değer çiftliğinde haline verecek. Bakın. Bu biraz büyük oldu. Şöyle yapalım kendimiz. Başka daha ne var burada? Renkler diyelim. Renkler sözlüğündeki nokta items okunurluğundan dolayı söyledim arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle bir liste halinde bana kırmızı red. Bunun bir elemanı vardı. Kırmızı ve red. Bakalım renkleri. Evet, kırmızı anahtarı ve red. Bu bir elemandı. Şunu tamamı. Pembe, pink, sarı, yellow. Bunların her biri bir eleman. Anahtar iki noktanın sol tarafı, değer iki noktanın sağ tarafı. Bana bu anahtar değer çiftlerini verdi. Bu bir eleman olduğu için. Items eleman. Pembe deneme bu şekilde. Items fonksiyonunda bana bunu döndürüyor. Keys, values ve items. Check if key exists. Bu da şunu söylüyor. Listelerde de bunu gördük. Tuple'larda da gördük. In anahtar kelimesi belirttiğimiz anahtarın listede bulunup bulunmadığını söylüyor. Bakalım. Ben şu renkler listesini bir ekrana bir renkler sözlüğünü bir ekrana yazdırayım. Kırmızı, pembe, sarı. Örneğin ben burada şunu söylüyorum. Neyi arıyorum? Mavi anahtarı in renkler diyorum. Acaba bunun içerisinde var mı? Aramak istediğim değer in neyin içerisinde? Aramak istediğim yerde, renkler sözlüğünde. Eğer bulunursa true, bulamazsa örneğin ne olsun? Kahve diyelim. In renkler bakın false. Bu şekilde. Şöyle yapabiliriz. Mavi. Bu şekilde kalsın. Daha fazla girmeyelim buralarına. Change items. Elemanı değiştirmek için şöyle bir yöntemimiz var. Bakın. Nasıl elemana şu şekilde erişebiliyoruz köşeli parantezin içerisinde. Aynı şekilde elemanı değiştirmek için de kullanıyoruz. Renklerin mesela ben şuradaki kırmızı anahtarına sahip değerini değiştirmek istiyorum. Veya renklerden gitmeyin. Öğrencilerden gidelim. Öğrenciler diyelim. Öğrenciler adı Mustafa. Bunun sınıfında bir hata yapıldı. Bunu değiştirmek istiyorum. Şöyle yapıyorum. Değiştirmek istediğim şeyin adı, değişkenin adı. Köşeli parantez. Neyi değiştireceğim? Sınıfını. Sınıfı. Şöyle yaparsam bana oradaki değeri verir. Şu anahtara sahip olan değeri verir. Ama şöyle yaparsam öğrenciler sınıfı eşittir. 10 sınıf olacak bu öğrenci. Diyorum. Bir de bunu yazdırayım ekrana. Bunun artık sınıfı 10 oldu. Az önce 9'du, şimdi 10 oldu. Şu şekilde değiştirebiliyorum. Bir de update metodumuz var bizim. Update metodumuz nasıl çalışıyor? Update metodu da
şöyle çalışıyor. Sözlüğün update fonksiyonu var. Belirttiğiniz anahtarı güncelliyor. Örneğin kendi örneğimizden gidelim yine. Öğrenciler diyelim. Nokta. Şöyle bakalım, bir sürü fonksiyonu var bunun. Clear, copy from PSGet. Ben buradan update seçiyorum. Şimdi update seçtim. Açıyorum süslü parantezimi. Diyorum ki ben buradan yaşı 2 nokta üst üste 30 yap. Bir de öğrencileri yazdıralım. Az önce yaş diyelim 25'te, şimdi 30 oldu. Bu da diğer bir kullanım. İster bunu kullan, ister bunu. Size kalmış. Add items. Eklemek için adding an item to dictionary is by index değerini veriyorsunuz. Yani index derken burada index sıra numarası yok. Buna tekrar söyleyeyim. Anahtar değerini veriyoruz. Ve karşılığında hangi değere sahip olacaksa onu veriyoruz. Otomatik olarak ekleniyor. Örneğin benim burada bir anahtar unutmuşum. Ne olsun? Adı yaş. Cinsiyet olsun. Şöyle yapıyoruz. Öğrenciler. Açıyoruz köşeli parantez. Cinsiyet. Eşittir diyoruz. Bu şekilde. Yapıyoruz. Ardından öğrencileri yazdıralım. Gördüğünüz gibi bu cinsiyet anahtar kelimesini, anahtarını ve karşında olan değeri ekledi otomatik olarak buraya. Buna da bu şekilde anahtar yeni bir eleman ekliyoruz. Yine update metodumuz var. Bu da update metodu will update the dictionary. Belirtilen argümanı, belirtilen parametre olarak geçilen değeri değerle sözlüğü günceler. Burada önemli bir nokta var. If the item doesn't exist, the item will be added. Eğer diyor yoksa eklenecek. Şimdi az önce de biz update metodunu kullandık. Şu şekilde. Yaş 30 dedik. Bu şekilde kullandık. Bu varsa güncelliyor. Yoksa ne olacak? O zaman ekleyecek. Diyelim öğrenciler nokta update açıyoruz. Fonksiyon parametre olarak da şöyle diyoruz. Nereli? 2 nokta üst üste. Dedim ki nereli olsun bu? İzmir. Çalıştıralım. Bir de bunu ekrana yazdıralım. Update dedim. Nereli? İzmir dedi. Öncelikle update fonksiyonu şunu yapar. Şurada belirtilen key'e bakar, anahtara. Bu anahtarı arıyor. Şurada var mı adı, sınıfı? Burada herhangi birinde böyle bir anahtar yok. O zaman ne yapacak? Varsa güncelleyecekti. Yoksa ekleyecek sonuna. Update fonksiyonu bu şekilde çalışıyor. Biz de bu sayede listeye yeni bir sözlüğe yeni bir eleman eklemiş olduk. Remove items. Bu da bu şekilde pop metodunu kullanıyor. Pop metodu da belirtilen şurada pop metoduna parametre olarak geçilen anahtara sahip elemanı kaldırıyor. Deneyelim. Örneğin şuradaki devam true elemanını silmek istiyorum. Şöyle yapıyoruz. Öğrenciler nokta remove parantez açıyorum. Buradan diyorum ki hangi anahtarı sileceğim? Devam. Bakalım. Öğrenciler nokta remove. Devam. Şimdi burada bir karışıklık oldu. Başka listelere gittik. Öğrenciler nokta pop. Neyi silmek istiyorum? Devam. Bakın. Silindi ve bana true döndü. Bir yazdıralım bakalım öğrenciler sözlüğümüzü. Burada devam yok. Ya olmasaydı öğrenciler nokta pop elma diyelim örneğin. Bakın key error. Ben senin bana silmem için verdiğin anahtar değerini bulamadım. O yüzden key error, anahtar hatası veriyor. Burada da böyle bir hata alırız. Pop item. Ona gelelim. Şimdi öncelikle sözümüzü tekrar yazdıralım. Şu şekilde pop item'ı deneyelim. Öğrenciler nokta. Şurada pop item fonksiyonumuz, yani metodumuz var. Bu şekilde çalıştıralım. Şimdi şöyle yaptım. Pop item benim sözlüğümdeki en son elemanı sildi. Ve aynı zamanda bana ne sildiğini de gösterdi.
item sözlüğümdeki en son elemanı, sözlüğün en sonundaki elemanı sildi şurada. Nereli anahtar kelime anahtarına sahip olan elemanı sildi ve bana ne olduğunu ekranda bastı. Bakalım öğrencileri yeniden yazdıralım. Artık eşten cinsiyet ve nereli vardı. Bu nereli sildi. Bu şekilde kaldı. Silmek isterseniz de ister en sondakini silmek istiyorsanız pop item veya belirttiğiniz anahtarı sahip elemanı silmek istiyorsanız pop metodunu kullanıyorsunuz. Bu şekilde. Bir de del keyword'ümüz anahtar kelimemiz var. Bu da belirtilen anahtara sahip olan değeri siler. İster şu pop'u kullanın ister deli. Del delete. Ne olacak? Öğrenciler yaş diyelim. Bir de öğrenci ekranı yazdıralım. Burada sınıf vekili arasında yaş vardı. Artık yaş gitti. Bu aynı zamanda del anahtarı tüm listeyi de silebilir. Bakın öğrenci listem bu şekilde. Ben şöyle yapıyorum. Del öğrenciler diyorum. Ekrana yazdırıyorum. Name error. Is not defined. Çünkü ben az önce bu del ile tüm list sözlüğümü sildim. Yok artık benim sözlüğüm. Tamamen sildim. Veya sözü silmek isterseniz, sözü boşaltmak isterseniz şey yapıyorsunuz. Clear metodunu kullanıyorsunuz. Şöyle renkler vardı hala elimde. Renkler bu şekilde. Renkler.clear dediğinizde hop. Renkleri bastıralım. Şimdi del ve clear'ın farkına dikkat edin. Clear dediğinizde sözlüğü tamamen boşaltıyor. Ama hala o renkler sözlüğü yaşamaya devam ediyor. Hala var. Bakın renkler deyip ulaşabilirim ama eğer şöyle del olarak del ile kullanırsanız del anahtarıyla anahtar kelimesiyle silerseniz aynı zamanda hafızalarında kaldırıyor. Yok ediyor. Bir daha ona ulaşamıyorsunuz. Bu da önemli bir ayrıntı. Loop dictionaries. Bunlara girmiyoruz. Copy dictionaries. Bir listeyi başka bir listeye kopyalamak. Bu önemli bir konu. Burada güzel bir şey anlatacağız. Şimdi öncelikle sözlük 1 diyelim eşittir A yine şeyden başlayalım red'den kırmızı yellow sarı benim şöyle 3 tane eleman olan bir sözlüğüm var. Sözlüğümü ekrana yazdırmak istiyorum. Şu şekilde. Ben ne yapmak istiyorum? Başka bir tane daha sözlüğüm var. Sözlük 2 eşittir. Şöyle bir şeyim olsun. Ben şöyle yapmak istiyorum. Yeni bir sözlük oluşturup içerisine sözlük 1 atmak istiyorum. Sözlük 2 eşittir. Sözlük 1 diyelim. Yani sözlük 2 değişkenine sözlük 1 atacağız. Diyelim. Tamam. Sözlük 2'yi yazdıralım. Çok güzel. Sözlük 1'de de bu var. Onu da yazdıralım. Şu an bir kopyalama yaptım. Ama bu ne kadar sağlıklı. Şimdi bakın sözlük 1'de de aynı değer var. Sözlük 2'de de. Çok güzel. Ben gidiyorum. Sözlük 1'in şuradaki red değerini eşittir. X yaptım. Hani belli olsun. Ardından sözlük 1'i yazdıralım. Çok güzel. Red X oldu. Süper. Sözlük 2'yi yazdıralım. Bakalım. Aman Allah'ım. Red X olmuş orada. Ben değiştirmedim ama sözlük 2'yi. Ben sadece sözlük 1'deki red'i değiştirdim. Sözlük 2'yi ellemedim herhangi bir şeyi. Burada ne oldu? Burada şöyle bir durum gerçekleşti. Uygulamamız açıldı. Şuradan hemen bir çizim yapalım. Gösterelim. Şimdi şu rengini değiştirelim. Şimdi sözlük 1'de ne vardı? Red, kırmızı. Şöyle yapıyoruz. Bir tane buraya, bir tane de buraya yapıyoruz. Elimizi yazacağız.
Şurada red. Kırmızı var. Önemli değil nasıl oldu. Yellow. Sarı. Pink. Pembe. Bu sözlük birin. En başta ben onu oluşturdum çünkü. Bu sözlük birin. Sözlük bir değişkeni buna işaret ediyor. Hafızada, bellekte. Oluştuğunda şu sözlüğe işaret ediyor. Bakın şuradaki sözlük bir buna işaret ediyor. Ben geldim sözlük 2 eşittir sözlük 1. Bu şu demek aslında. Ben sözlük 2, şuraya sözlük 2 diyelim. Eşittir sözlük 1 dediğinde aslında hafızada yeni bir tane daha şu şekilde bir yapı oluşturulmuyor. Kopyalanmıyor. Sözlük 2 şu yapılıyor. Sözlük 2 de var olan bir şu değişkene işaret ediyor. Referans aslında sözlük 1'in gösterdiği adrese işaret ediyor bu da. Yani bu durumda ne oluyor? Sözlük 1 de aynı yeri işaret ediyor. Sözlük 2 de. Ama sözlük 2 bağımsız olmadı. Yani bu şu demek. Sizin şurada yaptığınız herhangi bir değişiklik otomatik olarak sözlük 2'ye etkileyecek. Bakın ben burada az önce ne yaptım? Sözlük 1'deki red değerini değiştirdim. Şuradaki red'i x yaptım. Otomatik olarak sözlük 2 değişti. Çünkü zaten sözlük 2 de aynı yeri gösteriyor. Sözlük 1 nereyi gösteriyorsa sözlük 2 de onu gösteriyor. İşte benim burada yaptığım sözlük 2 eşittir sözlük 1 dediğim. Gidin ikiniz de aynı yeri gösterin. Aynı yere bakın. İkisine de aynı evin adresini verdim. Olay bu. O yüzden sözlüklerde şu eşittir şeklinde kopyalama işlemi geçerli değil. E ne yapacağız o zaman? Bunun için de şunu yapacağız. Şöyle yapacağız artık. Sözlük 1'imi bir tekrar yazdırayım. Söz 2'mi de yazdıralım son hallerini. İkisi de aynı yeri işaret ediyor çünkü. Bunu anladık. Geliyorum ben şunu diyorum. Sözlük 2 eşittir. Sözlük 1 nokta copy. Enter. Şu an ben şunu yaptım. Sözlük 1 nokta copy. Sözlük 1'i kopyala dedim sözlük 2'ye. Gidelim sözlük 2'ye ne yazalım? Değişiklik oldu mu? Hayır. Şimdi sözlük 1'in yine gidelim. Sözlük 1'in yellow değerini eşittir y yapalım. Önemli değil. Ve sözlük 1'i yazdıralım. Sözlük 2'yi de yazdıralım. Farklı görelim. Bakın ben ne yaptım? Sözlük 1'in yellow değerini y yapmıştım. Evet yellow y. Sözlük 2 ile hiç uğraşmamıştım. Evet onun yellow değeri sarı. Olay bu kadar. İşte şu copy fonksiyonunu kullanırsanız az önce yaşadığınız sorunu yaşamazsınız. Sözlük 2 eşittir sözlük 1 derseniz şuradaki gibi siz hafızadaki aynı yere işaret gidip bakmasını söylüyorsunuz. Ama şu şekilde copy derseniz artık hafızada onun sözlük 1 için bir tane vardı. Copy fonksiyonuyla bir tane daha oluşturuluyor. Bunun içindeki her şey buraya da aktarılıyor. Copy fonksiyonuyla. Artık sözlük 1 buna bakıyor, sözlük 2 buna bakıyor. Bu şekilde kolayca işlerinizi halledebilirsiniz. Copy sözlükleri kopyalamak bu şekilde. Gelelim. İç içe sözlükler. Şimdi bir tane sözlük oluşturduk. Sözlüğün içerisinde istediğimiz tipte veriler atabildik. Bundan bahsettik. Sözlük içerisinde sözlük. Bu da mevcut. Bu da buna da izin var. Şöyle diyelim. Öğrenci eşittir. Diyelim yine. Gelelim. Şuraya adi nokta üstte yine bu sefer Kaan diyelim. Şuraya geldim. Dersler diyelim. Bu sefer şöyle yapalım. Dersler iki nokta üstte sözlük ekleyeceğim. Şöyle yapıyorum. Bu öğrencinin aldığı dersleri koyacağım içerisine. Ders 1 iki nokta üstte matematik. Hop. Ders 2 anahtarını bulun. Fizik ekleyelim. Yeterli. Şu dersler anahtarının değeri bir sözlük. Onu yaptım. Bir de buraya gelelim. Sınıf diyelim. 2 nokta üst üste. 8. 8 sınıf olsun bu öğrencimiz. Ekrana yazdıralım artık. Öğrenciyi. Bu şekilde. Adı Kaan. Dersler kendi başlı başına bir sözlük ayrı olarak. Ders 1, ders 2 şeklinde anahtarlarına sahip
bir eleman burası sözlük ve sınıfı da 8. Ben şimdi buradan öğrencinin adını istiyorum. Adet anahtarını alıyorum bu şekilde. Öğrencinin dersler anahtarını kullanalım bakalım ne gelecek. Bir sözlük geldi. Ben peki bu öğrencinin aldığı ders 2 yani fiziğe ulaşmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şu şekilde. Öğrencinin öncelikle fizik 2 nerede bulunuyor? Fizik nerede bulunuyor? Öğrencinin, öğrenci sözlüğünün dersler anahtarında bulunuyor. Önce öğrenci dersleri aldım. Bakın öğrenciler dersleri aldım. Öğrenci dersleri aldığımda bana şöyle bir eleman veriyor. Bu da bir sözlük. Bu sözlüğün içerisindeki fizikleri nasıl alırım? Ders 2 anahtarıyla. Ha, o zaman olay şuna dönüyor. Öğrenci dersler dediğimde bana burayı veriyordu. Ben bir daha gelip yanına köşeli parantez, çift tırnak, ders 2 dersem bakın bana fizik dersini verdi. Bu da iç içe sözlük oluşturma ve iç içe sözlükteki bir elemana erişmek için kullanılan yapı. Burada da şunu yapmış. Ailem, çağat bir emri vesaire vesaire. Dictionary metodu, sözlüklerin fonksiyonları, metotları. Clear fonksiyonu demiştik, sözlükteki tüm elemanları siler ama sözlük hala erişilebilir, boş bir sözlük haline getirir. Copy, bir sözlüğü başka bir sözlüğe kopyalar. Get, belirttiğimiz anahtara sahip olan değeri getirir. Items, bana o şeyin, sözlüğün içerisindeki anahtarları getirir. Pardon, items şeyi getirir, elemanları getirir. Bunu da nasıl getirir bana? Bir demet çiftinde, tuple şeklinde. Tekrar bizim şeyimize gidip bakarsak, örneğimize şuradan. Ogren.items dediğimde. Bakın şurada tuple olduğunu nerede anlıyorum? Şurada getirdi bana. Şu tuple olarak şuradan görüyorsunuz. Bir tuple, şu da bir tuple. Bu halde bana veriyor her bir elemana. Keys, bu da bana şunu getiriyor. Sözlükteki tüm anahtarları. Values da sözlükteki tüm anahtar değerleri getiriyor. Pop, listeden belirttiğiniz elemanı çıkar. Sözlükten belirttiğiniz elemanı çıkartır. Pop item, listenin en sonundaki elemanı çıkartır ve neyi çıkardığını size belirtir. Update sözlüğe, sözlükteki bir değeri güncellemek veya yeni bir değer eklemek için kullanılıyor. Da bu şekilde sözlüklerin. Sözlüklerle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkür ederim.